insan evi başka oluyor. Tabii yani. Kesin. Tabii yine bir sürü insan evi başka. Bir daha bölüşeceğiz. Bir an sen gideceksin, bir an sen. Hastalık gerçekten çok yaşamı tehdit edici boyutta kan tablolarına ulaşabiliyor. Hem alkol hem laktik asit düzeyi açısından. Daha sonra onlar gelmeden önce zaten yaklaşık bir iki ay kadar bir konsey kurmuştuk ve ön hazırlık yaptık. Hastalık hakkında okuduk, hastanın çok kalın bir dosyası vardı. Yapılan önceki testlerini inceledik ve daha sonra da bir tedavi algoritması çıkardık kendimize. Bir hipotez ortaya koyduk. Geldiklerinde de yatışlarını yaptık. İkinci gün zaten alkol düzeyi çok yüksek çıktı. Yani akşam yatışları yapıldı. Sabah 6.30'da 30 promil alkolü vardı hastanın. Ve biz ortaya koyduğumuz hipoteze dayanarak tedavi protokolünü uygulamaya başladık ve hakikaten de hastamız cevap vermeye başladı. Bu hastalıkta ataklar yaklaşık 3 ila 5 gün sürüyor. 3 ila 5 gün dalgalanmalar şeklinde alkol yükseliyor, alçalıyor, yükseliyor, azalıyor. Ama bu 3-5 gün süren ataklar sonunda en nihayetinde 2,5 saate indi. Sonra da artık hiç atak görmüyoruz. Bugün galiba 38. gün. 38. gün itibariyle hiçbir atak yok. Literatürde hep şekerli gıdalarla yükselmiş birçok hastada. Zaten mikroorganizmalar, yani bağırsağımızda yaşayan mikroorganizmaların bir kısmı şekeri alıp ondan alkol üretiyor. Ve yüksek miktarlarda üretebiliyor bazıları. Bu hastalığın bir şemsiye tanı olduğunu düşünüyoruz. Yani bu şemsiyenin altında bazı genetik yetersizlikler var, geçirilen operasyonlar var. Dolayısıyla bu sadece mikroorganizmaların alkol üretmesi değil, oradaki dengenin bozulması aslında, özellikle bilinçsiz antibiyotik kullanımı, kontrolsüz diyabet, geçirilen bağırsak operasyonları, bilinçsiz beslenme şekilleriyle bozulursa o zaman bu sendrom maalesef ortaya çıkabiliyor. Bir kere sürekli yüksek miktarda alkole maruz kalıyorsunuz. Hiç içmiyorsunuz, hiç alkol içmiyorsunuz ama yüksek miktarda alkole maruz kalıyor vücudunuz sürekli. Ve alkolün de insan vücudunda yaptığı etkiler zaten herkes tarafından biliniyor. Bu bir. İkincisi, karakter değişikliği yaratıyor. Bu kadar yüksek miktarda kanda alkol karakter değişikliği yaratıyor. Ve bu nedenle Amerika'da işini kaybeden, ailesini kaybeden bir sürü vaka var. Aslında tedavinin detayları çok ayrıntılı. Altında çok komplike biyokimyasal süreçler var. Biz bağırsaktaki dengeyi sağlayıp, bağırsaktaki o aileler arasındaki dengeyi sağlayarak, aynı zamanda oluşan artık atık molekülleri de kandan süpürmek üzerine bir tedavi protokolü uyguladık. Bu hastalığı duyduğu zaman insanlar 3 tür tepki veriyorlar. Bir tanesi, çok dehşetle karşılayan bir grup var, çok korkan bir grup var, bu hastalık bulaşıcı mı diyen grup var. Bizim gözlemlerimize dayanarak söylüyorum, yaptığımız testlere dayanarak söylüyorum, biz bulaşıcı olduğunu düşünmüyoruz. İkinci bir grup da var ki onlar tabii işte mizah konusu yapıyorlar bunu. Ama hiç eğlenceli bir hastalık değil aslında. Yaşayan için, kendilerini yerine koysunlar, yaşayan için gerçekten kabus dolu bir hastalık. Bir grup da var ki hiç inanmıyor. O hastalar içiyorlardır, mutlaka gizli gizli içiyorlardır diyorlar. Biz hastamızı tam 30 gün burada kontrol altında takip ettik. Hastanede kaldı, birebir neredeyse gece gündüz yanlarındaydık. Hiç alkol kullanmadan maalesef bir sürü atak geçirdi hasta bizim yanımızda. Dolayısıyla bu hastalar alkol kullanmadan maalesef alkol zehirlenmesi yaşıyorlar, evet. Uzun süreli bir yatışı oldu bizde, bir ayı aşan bir süre. Bizdeyken yaklaşık 2 ya da 3 atak geçirdi ilk başlarda. Ancak sonrasında yavaş yavaş verdiğimiz tedavilerle, uyguladığımız tedavilerle ataksız geçen süreleri arttıkça bizler de tabii ki bundan mutluluk duymaya başladık. Ve sonucunda kendimize belirlediğimiz bir hedef günü vardı. Hasta tanı konduktan sonra en uzun ataksız geçen süresi 31 gündü. Biz de bunu kendimize hedef koyduk. Yani tamam, artık bu iş bitti, bunu tedavi ettik diyebilmek için. O günü de geçtikten sonra artık biz de tabii çok mutlu olduk hastalığı tedavi edebildiğimiz için.
hastamızla da çok güzel bir ilişkimiz oldu diye düşünüyorum. Özellikle ataklarında yanında olan eşinin bize verdiği ifadelerde normal alkol intoksikasyonu veya normal alkol zehirlenmesinden daha farklı olan durumları olabiliyormuş hastanın semptomlarında. Bizdeki geçirdiği ataklarda da hani bir takım normalde yapmayacağı davranışlar, aslında hasta o sırada koma halinde değil ama bir nevi veya hafif bir nebze bir karakter değişikliği, kişilik değişikliği gibi, normalde halim selim huylu bir insanken biraz daha agresifleşme gibi semptomlar görebiliyoruz. Tabii bazen alkol seviyesi çok yükseldiğinde hani bu artık uyku hali ve bilinç bulanıklığına kadar gidebiliyor. Ancak tabii bizim tedavimizle beraber alkol seviyesi düştükçe bu semptomlar da ortadan kalkmaya başladı. Her şey önce en önemli konu, günlük hayatınızı idame ettiremiyorsunuz. Şöyle ki böyle bir atağın ne zaman nasıl geleceği belli değil. Dolayısıyla günlük hayatınızı idame ettirmeniz tamamıyla imkansızlaşıyor. Ve ister istemez yanınızda devamlı birisinin sizi kontrol altında tutması gerekiyor. Bu işin sosyal yönü tabii. Bir de düşünün, normal şartlar altında, iş hayatında vesaire, normal bir hayat, iş hayatı da devam ettiği zaman iyicene zorlaşan ve imkansızlaşan bir durum. Çünkü atakların ne zaman geleceği belli değil. Şimdi şöyle söyleyeyim, çevremdekiler tabii, özellikle başta eşim, benden çok daha iyi hatırlayabilir, daha iyi gözlemleyebilir konuyu. Çünkü bende yani hastada gerçekleşen şu ki, belirli bir yerde bir bilinç kaybı oluyor. Motor hareketlerinizde engellemeler olduğu özellikle yakın çevremden söylüyorum. Bir şekilde tam tabiriyle bilinç kaybı olmasa bile çoğunluğunu hatırlayamadığınız ve hareketlerinizi kontrol edemediğiniz bir dönem oluyor. Ama yakınlarınız bunu çok daha fazla hissediyor. Yani insana baştan ilk duyduğunda mantıklı gelmiyor. Sonra neden üretiyor olsun diye düşünüyorsunuz. Sonra diyorsunuz ki üretiyor da neden bu derece üretiyor? Yani anormal şeylerde. Sonra bu üretilen alkol benim sağlığımı ne kadar tehdit eder diye düşünmeye başlıyorsunuz. Şöyle ki örneklemek gerekirse bazen düşüp dikiş atılacak derecede bir düşme yaşayıp düşünebiliyor musunuz ki bunu hatırlamıyorsunuz? Bu ciddi bir hastalık, ciddi sonuçları olabilen bir hastalık. Bir kere her şeyden önce yalnız başına hiç kalmaması gerekiyor. Yani yarım saat, bir saat bile biz 2,5-3 senedir ayrı kalmadık. Yani bakkala, markete giderken komşumu çağırıyorum. Yani o derece. O da hep yanında birisinin olması gerekiyor. Çünkü aniden bir atak gelebiliyor. O sırada her şeyi yapabilir ve yaptığını hiç hatırlamayabilir. Ocağı açık unutabilir. Yani yanlış bir şey düşebilir. Bir sürü bir şey olabilir. Yani çünkü o kendisinin o an vücudunda alkol yükseldiğini bilmiyor. Ve kendisini kötü hissetmiyor. Normal hissediyor. Yani çok keyifli değil, o dışarıdan gözüktüğü gibi alkol aldı gibi değil iş. Daha farklı bir durum var ortada. Ama Allah'a şükür şimdi hiçbiri yok.